أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Cinsten hükmüne fedenlanın isminde amel etmesinin şartları kaç taneydi? 3 taneydi. Birincisi la ile arasında fasıla girmeyecekti. İkincisi la'nın ismi nekire olacaktı. Üçüncüsü muzaf veya şibi muzaf olacaktı. Birinci ve ikinci şart bulunduğu halde üçüncü şart bulunmazsa, muzaf veya şibi muzaf olmazsa alâ mâ yunsabu bih mebni olurdu. Öyle mi? Birinci ve ikinci şart bulunmadığı takdirde ise vecebel raf'u ve tekrir idi. La havle ve la kuvveti illa billah'taki vecihleri okuduk. Efendim, bir de cinsten hükmü nefedenlerinin başına hemze istifam gelirse, bu hemze istifam geldiğinde gerçekten istifam manasında arz veya temenni manasında istimal edildiğini, amelinde bir değişiklik meydana gelmediğini söyledi. Şimdi وَنَعْتُ الْمَبْنِيِّ الْاَوَّلُ La'nın ismi mebni ise عَلَى مَا يُنْصَبُ بِهِ مَبْنِ olurdu. Doğru mu? عَلَى مَا يُنْصَبُ بِهِ مَبْنِ olduğu muzaf veyahut da işte bir muzaf olmayıp müfred olduğu yerlerde birinci ve ikinci şart bulunduğu halde peki bu la'nın mebni olan isminin tabiri nasıl olacak? وَنَعْتُ الْمَبْنِيِّ mebni olan la'nın isminin na'ti, sıfatı öyle sıfat ki el-evvelü birinci sıfatı ne olduğu halde müfreden yelihi onu takip eder bir müfred olduğu halde. Demek ki la'nın ismi mebnidir. O la'nın ismi mebni olan isminden hemen sonra fasılasız ne geliyor? Sıfat geliyor. Müfreden yelihi müfred olduğu halde geliyor. Yani ne değildi burada müfred deyince neyi kastediyor? Muzaf ve şibi muzaf değildir. Mebniyyün, bu na'atül mebniyyi mebniyyün, mebnidir. Ve mu'rabun ve mu'rabtir. Raf'an ve nasban, raf'an ve nasban mu'rabtir. Demek ki la'nın mebni olan ismini takip eden müfret olan sıfatı mebni olabiliyor. Mahalli karibine hamlen mensub olabiliyor. Mahalli ba'idine hamlen merfu olabiliyor. Üç vecih olabiliyor burada. Nahu la racule zarife ve zarifun ve zarifen. Şimdi bakalım arkadaşlar. La racule zarife dediğimiz zaman buradaki racule la'nın ismidir. Muzaf ve şibi muzaf kaydını, şartını kaybetti. La ile arasında fasıla yoktur. Nekir olma şartı tutmuştur. Birinci ve ikinci şart tuttuğu halde sadece üçüncü şartta aksaklık olunca عَلَى مَا يُنْصَبُ بِهِ مَبْنِ olur idi. Dolayısıyla لَا رَجُلَ mebni olmuştur. Zarife kelimesi de racülün sıfatıdır. Racülün sıfatı olan zarif kelimesi la'nın mebni olan ismini takip etti mi? Etti. Müfred oldu mu? O da müfred oldu. Burada adeta arkadaşlar sıfat mevsuftan farklı bir şey değildir. Sıfat mevsufla kaimdir. Doğru mu? Yani zarif bu da racülden başka bir şey midir? Değildir. Sanki ikisi bir kelime gibidirler. Çünkü zarif olan racüldür. Binaenaleyh burada la'nın mebni olan isminin sıfatı doğrudan doğruya sanki la'nın ismiymiş gibi muamele görmüştür. Çünkü aralarında ne vardır? Birlik vardır. Doğru mu? Yani racül başka, zarif başka bir isimdir. Değildir. Aralarında ciddi manada. Bir de el-nefyu yeteveccehu ile kaydı biliyorsunuz. Nefi kaydı teveccüh eder. La racüle zarif dediğimiz zaman racül yok demiyor ki zarif olan racül yok. Yani burada nefi, la nefi racülü nefi etmiyor ya. Zarif olanı nefi ediyor. Doğru mu? Yani adeta buradaki la'nın cinsen hükmü nefiden la'nın yöneldiği racül değildir. Nedir? Zariftir değil mi? Anlatabiliyor muyum burasını arkadaşlar? Gerekçesini anlatmaya çalışıyorum. Neden la'nın mebni olan isminin takip eden müfred sıfatı da mesela zarif kelimesi direkt kendisi la'nın sıfatı olsa ya affedersin la'nın ismi olsaydı la zarife la zarife diyecektik değil mi? Burada da sanki sıfat
her ne kadar la'nın isminin sıfatı ise de sıfat değilmiş, la'nın ismi gibi muamele görüyor. Tamam mı? Bir cihetten tabii. O muameleyi görüyor. Şimdi diyoruz ki mebni, la'nın mebni olan isminin sıfatı müfred olup onu takip ederse o da mebni olabilir. Şeyin ismi mebni olduğu gibi. Mahalli karibine ve mahalli ba'idine hamlen de merhu ve mensup olarak mu'rab olabiliyor. Peki ve mu'rabun raf'an, raf'an mu'rabtir. Yani mahalli karibi nedir? La'nın ismi olarak mensuptur. Mahalli ba'idi mübteda olarak merfudur. Raf'an hamlen ala mahallihil ba'id demektir. Ve nasban zarifun, zarifan diye de mensup okunuyor. Nahvu la racule zarife bil feth. Ve zarifun ve zarifan. Tamam. Ve illa eğer şartlar böyle olmazsa, yani eğer naat müfred değilse veya onu takip etmiyorsa, mesela naat nedir? Muzaf veya şibi muzaftır. Veyahut da orayı kapatabilirsin. Veya ne değildir? La'nın ismine muttasıl değildir. O zaman fel i'rabu mebni olmaz. Mu'rab olur. Mu'rab olunca da raf'an ve nasban mu'rab olur. Doğru mu? Yani mahalli ba'idine, mahalli karibine sıfat olur. Merfu ve mensup olabilir. Mesela la gulame racülin, la racüle dediğimiz zaman la'nın ismi nedir burada? Mebnidir. Doğru mu? Peki bunun sıfatı ne olsun şimdi? Muzaf olsun. Doğru mu? Mesela la racüle zarifel hali diyelim. Zarife halin diyelim. Mesela burada ne olmaz? Mebni olmaz. Ya lafzına hamlen, affedersiniz, mahalli karibine hamlen mensup olur veyahut da mahalli ba'idine hamlen ne olur? Merfu olur. Şimdi bir müfred olacaktı. La racule hasenel vecihi. Bunun misalini, tersinin misalini nasıl yazalım? La racule hasenel vecihi yazalım. Anlatalım onu orada isterseniz. La racule hasenel vecihi. Şimdi la racule fete üzere mebni oldu mu? Oldu. Hasenel vecihi bunun sıfatıdır. Ama ne değildir bu? Müfred değildir. Ha bu hasenel vecihi mensup olur. Hasenül vecihi merfu olur. Bu mebni olmaz. Çünkü nedir bu? Kendisi zaten la'nın ismi olsaydı ne olmazdı? Muzaf olduğundan dolayı mebni olmaz idi. Doğru mu? Peki ondan sonra dedi ki la ile arası o sıfatla şey arası ayrılırsa, la'nın mebni olan ismin arası ayrılırsa, mesela buna şöyle misal verelim. La gulame fiha la gulame fiha dedik. Gulame la'nın ismidir. Zarif sıfattır. Sıfatla gulame arasında ne girmiştir? Car mecrur girmiştir. Şimdi burada la gulame fiha zarifun diyebilirsin. Zarifen diyebilirsin. Ama ne diyemezsin? Zarife diyemezsin. Anlaştık? La'nın mebni olan isminin sıfatı müfred olursa lafzına mebni olabiliyor. وَنَعْتُ الْمَبْنِيِ الْاَوَّلُ La'nın mebni olan isminin birinci sıfatı müfreden müfred olursa lafzına hamlen ne oluyor? İki şart var. Bir müfred olacak, bir de onu takip edecek. Müfred olma şartını kaybederse sadece mu'rab olur. Mu'rab olunca sıfat olduğuna göre mahalli karibinin, mahalli ba'idinin efendim tabi olmuş olur. Mensup veya merfu olmuş olur. Yelih onu takip etmesi lazım. Takip etmek fasıl olursa o zaman niye la ulam fiyâ zarifun zarifen diye iki vecih olmuş olur. Peki ve illa eğer bu şartlar bulunmazsa yani naat
la müfred değilse veyahut da la ile arasında la'nın ismiyle arasında fasıla girmişse fel i'rabu sadece la efendim gulame la racule hasenel vecihi fasıla mı misal vereceğiz? La gulame fiha zarifun zarifen olur. Fasıların misali budur. Vel atfu alel lafzı ve alel mahalli caizun. Şimdi la'nın ismi sıfat, la'nın mebni olan ismine sıfat gelirse bu sıfatta iki şart vardır. Bir, müfred olacak. İki, la'nın ismini takip edecek. Böyle olduğu zaman mebni de olabilir, muhrab da olabilir. Muhrab olunca mahalli karibine, mahalli beidine üç vecih orada olmuş oluyor. Peki bunlardan işte müfred şartını kaybederse veyahut da fasıla olmayacak şartını kaybederse o zaman sadece muhrab olur. Muhrab olunca da mahalli karibinin mahalli beidinden olmuş olur. Peki atıf olunca durum nedir? Şimdi sıfat mevsufla birleştiği gibi atıf da matuf haliyle birleşir mi? Birleşmez ki. Zeyd başka, Amr başkadır. Değil mi? Cani Zeyd'ü mü Amr'ın dediği zaman Zeyd başka, Amr başkadır. Vel atfu alel lafzı, lafzı atıf ve alel mahalli, mahalli atıf caiz, caizdir. Şimdi demek ki mislü la ebe ve binen ve binun. Şimdi la ebe dedik. Fethe üzere mebni midir? Mebnidir. Çünkü muzaf ve şibi muzaf değildir. Birinci şart ve ikinci şart bulunmuştur. Birinci şart neydi Mücahit? Beklemediğim bir anda soruyla karşılaştın. Yani la ebede diyor ki fethi üzere mebnidir. Fethi üzere mebni olma yani alema yusabu bir mebnidir. Mebni olmasını gerektiren üçüncü şart kaybolacaktı. Birinci ve ikinci şart bulunacaktı. Muzaf ve şibh muzaf şartını kaybetti ama birinci ve ikinci şart bulunması lazım. Birinci şart neydi? La ile arası fasıl olmayacaktı. Oldu mu? La ebede olmadı. İkinci şart neydi? Nekire olacaktı. Nekire oldu. Birinci ve ikinci şart bulunduğu halde hangi şart yok burada? Üçüncü şart yoktur. Ala ma yusabi mebni olur. La ebe mebnidir. Peki ona atıf yaptık. Vebnen vebnun. Eğer atıf yaparsak sıfat gibi değildir. Yani ne yapamayız onu? Mebni yapamayız. O sadece muhrabtır. Muhrab olunca nereye atıf gerçekleşiyor? Mahalli karibine, mahalli beidine. Orada şey yok, sıkıntı yok yani. Mislü la ebe vebnen vebnun. Şimdi arkadaşlar neden atıfla şey arasında fark vardır? Sıfat arasında. Çünkü sıfat mevsun ta kendisidir. Hatta sıfatta nedir? Nefi oraya teveccüh etmiştir. Nereye teveccüh etmiş? La racule zarif dediğin zaman sanki burada racül yok demiyorsun ki sen. Zarif olan racül yok diyorsun. Racül olabilir ama zarif olan yok diyorsun. Aslında nefi nereye teveccüh ediyor? Sıfata teveccüh etmiş oluyor. Dolayısıyla sıfat olduğu zaman sanki o mevsufun ta kendisi gibi olmuş oluyor. Kendisi mevsuf olsa, kendisi la'nın ismi olsaydı ne olacaktı? Mebni olacaktı o durumda. O da mebni olur. Ama atıf da öyle değil ki. Atıf matuf başka. Hatta matuf ile matuf aleyhse muayyeret gerekir. Matuf ile matuf aleyhse ne gerekir? Muayyeret gerekir. İkisi aynı şey olamazlar. Mislü la ebe ve binen deriz mahalli karibine atıf yaparız. Ve binün deriz mahalli beidine. Şimdi arkadaşlar normalde olay bundan ibarettir. Yani eb kelimesi izafetten kesilerek cinsellik münefiden la'nın ismi olduğu zaman alâ mân yusuf bih mebni olur. Bu da la ebe olur vebnen vebnün şeklinde devam eder. Ancak az da olsa Araplarda bir farklı istimal vardır. Bunu kurallara nasıl oturtacağız meselesi var. La eba lehu ve la gulâmey lehu. Araplar bunu kullanıyorlar, az kullanıyorlar yani. Doğru nedir? La ebelehu. Doğru istimal nedir? La ebelehu. Çünkü eb kelimesi muzaf değildir. Muzaf olmayınca, izafet şartını kaybedince, birinci ve ikinci şartlar vardır. Ne olur? Alâ mâ yusabu bih mebni olur. Eb kelimesi de müfred olduğu zaman, yani muzaf olmadığı zaman haleti ebun eben, ebin değil mi? Alâ mâ yusabu bih mebnidir demek, fethe üzere mebnidir demektir. Doğru mu? Yani eb kelimesi arkadaşlar izafetsiz olduğu zaman irabe harekeyledir. Doğru mu? Ebun, eben, ebin.
İzafet olduğu zaman mütekellim yazısının reisinde ebuhu, ebahu, ebihi, irabı harflerle oluyor. Şimdi burada izafet olmadığına göre bunun haleti nasibi fethi ile olur. Doğru mu? Alâ mâ yunsur bi mebnidir demek, la ebe demektir. La ebe lehu normalidir. Kural gereğidir. Ama Araplar da la eba lehu, la gulâmey lehu de arkadaşlar, la gulâmeyni idi, bu tesniyedir. Gulâmeyni tesniyedir. Şimdi gulâmeyni kelimesi cinsen hükmü nefiden la'nın ismidir. Birinci şart la'yı takip etmiştir, fasıla olmamıştır. İkinci şart nekir olmuştur. Üçüncü şart muzaf veya şibi muzaf olacaktı. Gulâmeyni muzaf veya şibi muzaf değildir. Bu ne olması lazım? Alâ mâ yunsubu mebni olması lazım. Nasıl olması lazım o zaman? La gulâmeyni lehu demek lazım. Burada nun düşmemesi lazım. Tamam. Şimdi burada gördüğümüz irabı harekeyle olması lazımdı veyahut da fethe üzere mebni olması lazımdı. La ebe lehu olması lazımdı. Fakat la eba lehu demişler. La gulâmeyni lehu olması lazımdı. La gulâmey lehu demişlerdir. Burada adeta ne muamelesi gördü arkadaşlar? Muzaf muamelesi gördü. Doğru mu? Müfred olduğu halde ne muamelesi gördü? Muzaf muamelesi gördü. Ulameyni kelimesi müfred olduğu halde ne muamelesi gördü? Muzaf muamelesi gördü. Doğru mu? Muzaf olsaydı irabe harflerle olurdu. Ebuhu, ebahu, ebihi. Ha burada izafet var mı? Yok. Burada izafet var mı? Yok. İzafet olmadığı halde izafet muamelesi görmüştür. Peki bu caiz midir? Ne diyeceğiz buna? Diyor ki وَمِثْلُ لَا اَبَا لَهُ وَلَا غُلَامَيْ لَهُ. Bu gibiler. Bu gibiler deyince neyi kastediyor arkadaşlar? Yani cisten hükmü nefyeden la'dan sonra izafet la'mı geliyor. لَا اَبَا لَهُ لَا غُلَامَيْ لَهُ. İzafet lamı diyoruz buna arkadaşlar. Niye izafet lamı diyoruz buna? Çünkü lamın asıl manası ihtisastır. Yani izafetin de asıl manası ihtisastır. Gulam-ı Zeyd'in Zeyd'e yani izafette üç mana var arkadaşlar. Bir izafet bir mana lam olur, bir mana min olur, bir mana fi olur. Bir mana fi oluşunu bazıları kabul etmez. Onu bir mana lama çevirirler. Bir mana mini bazıları kabul etmez. Onu bir mana lama çevirirler. Yani izafette alâ külli hal banko manası nedir? İzafettir, bir manayla ihtisastır yani. Dolayısıyla ve mislü la ebalehu, la ebalehu gibiler deyince gibilerden neyi kastediyor? Yani bir terkip de orada bir terkip ki orada cinsen hükmü nefiden la'dan sonra ne gelmiştir? İzafet la'mı gelmiştir. La ebalehu, la ulamey lehu. Ve oradaki isim üzerine İzafet ahkamı icra edilmiştir. Mesela la eba lehu'daki eba'da ne yapılmış? İzafet ahkamı icra edildi mi? Edildi mi? Evet. Nasıl yani? Burada normalde muzaf değiller. Ancak muzafmış gibi şey verildi. Neden anlaşıldı o? Araplar böyle kullanıyordu. Yok hayır, izafet muamelesi yapıldığını nereden anlıyoruz? Ebenden anlıyoruz. Eben değil, eba. La eba lehu eben lehu değil. Hocam burada öyle, hani şöyle değil mi? Yani izafet muamelesi yaptığımız için burada bunlara. Yani. Yok arkadaşlar bak. Ve mislu la eba lehu. La eba lehu gibiler deyince, gibilerden neyi kastediyor? Burada iki tane örnek verdi. Biz gibi deyince ne anlayacağız? Cisim müneffiden la'dan sonra isim geliyor. O isimden sonra da izafet la'mı geliyor. Ve buradaki isme izafet ahkamı icra ediliyor. Sanki muzafmış gibi muamele görüyor. La eba lehu de eba izafet muamelesi gördü mü? Gördü. Nasıl gördü? Çünkü muzaf muamelesi görmeseydi la ebe lehu diyecekti. İzafet muamelesi görünce eb kelimesi muzaf olunca haleti rafi vav ile, haleti nasbi elif ile, haleti ceri ya ile olur. La eba lehu dedi. Ne muamelesi gördü bu? İzafet muamelesi gördü. Eğer izafet muamelesi görmeseydi ne olacaktı bu arkadaşlar? La ebelehu olacaktı. La gulâmey lehu de. La'dan sonra isim geldi. Tamam. Ondan sonra izafet la'mı geldi. İzafet la'mı geldi. Bu isimde ise izafet ahkamı icra edildi. Çünkü gulâmey kelimesi muzaf değildir burada. La gulâmeyni diyecektik ve alâ mân yusabu bih mebni diyecektik ona.
Yani haleti nasbi yaydı, ya ile mebnidir diyecektik. Ama burada muzaf muamelesi gördü. La gulameyni demedik. La gulameyni ne zaman düşer? İzafetten dolayı düşer. Bu ne zaman irabı harflerle olur? Muzaf olduğu zaman. Burada muzaf olmadığı halde muzaf muamelesi gördü. Burada da muzaf olmadığı halde muzaf muamelesi gördü. Anlatabildik mi? Yani şeye dikkat edeceksin arkadaşlar. Mesela sizin nusrada bir şey yazmış olabilir. Ben farklı okuduğum zaman benim okuduğum yanlış olabilir. Sizin nusra yanlış olabilir. Farklılık varsa hemen diyeceksin. Bizim nusrada böyledir. Eğer yanlış olduğunu hemen anlıyorsanız zaten düzeltirsiniz. Ama anlamıyorsanız nusradaki farklılıklar önemlidir. Yani la eben ile la ebe arasında ne vardır? Epey fark vardır. Şimdi وَمِثْلُ لَا أَبَا لَهُ وَلَا غُلَامَيْ لَهُ لَا أَبَا لَهُ وَلَا غُلَامَيْ لَهُ gibiler diyor. Burada bir kriter söylüyor arkadaşlar. Gibiden neyi kastedeceğiz biz? O gibiyi anlamamız lazım önce. Tamam. La'nın la'dan sonra ismi geliyor. İsminden sonra ihtisas la'mı geliyor. İzafet la'mı diyoruz ona, ihtisas la'mı geliyor. Ve la'nın isminde muzaf olmadığı halde muzaf ahkamı icra ediliyor. Bu tip yerler caiz midir? Gördüğümüz zaman bu caiz değildir deyip atmaya gerek yoktur. Caizun la ebalehu normalde caiz olmamalıydı. La ebelehu olmalıydı. La gulameyn lehu caiz olmamalıydı. La gulameyni lehu olmalıydı. Fakat bu gibiler caizdir dedi İbn Hacib Hazretleri. Niçin caizdir? Teşbihen lehu la'nın ismini benzeterek bil muzafi muzafa benzettik. La'nın ismini burada muzaf değil de muzafa benzettik ve muzafın ahkamını da üzerine icra ettik. Muzafa benzetip muzaf muamelesi gördük. Muzaf değil arkadaşlar. Muzafa ne olmuştur? Benzetilmiştir. La eba lehu arkadaşlar muzaf muamelesi gördüğünden dolayı eba oldu. Bu muameleyi görmeseydi ebe olacaktı. La gulamey lehu muzaf muamelesi gördü. Muzaf olmadığı halde. Eğer bu muameleyi görmeseydi ne olacaktı? La gulameyni lehu olacaktı. Biz buna neden muzaf muamelesi gördük? Muzaf olduğundan dolayı mı? Hayır, muzafa benzediğinden dolayı. Tamam. Yani bir şey bir şeye benzeyince ne oluyor? Fiil muzari isim faali benzeyince ondan mamulluk alıyor. İsim faali fiil muzari benzeyince ne oluyor? Ondan amillik alıyor değil mi? Yani benzerlik bazen alışverişi ne yapıyor? Gerektiriyor. Buradan muzafa benzemişti. Nerede benzemiş muzafa? Fi asli ma'na li musharaketihi lehu. La'nın ismi muzafa müşariktir. Nerede fi asli ma'nahu? Asıl manasında muzafa nedir? Müşariktir, ortaktır. Muzaf, muzaf olması haysiyetinden onda izafet manası, ihtisas manası vardır. Dolayısıyla izafet olsaydı, la ebahu demiş olsaydık ne olacaktı burada? İhtisas olacaktı. Peki la ebalehu da ihtisas var mı? Lam zaten ihtisas değil mi arkadaşlar? Yani la ebahu olsaydı izafet de bir mana lam olacaktı zaten. İzafet de ihtisas ifade eder. Arkadaşlar izafetin ifade ettiği marifelik ifade eder, tahsilik ifade eder ama izafetin asıl ifade ettiği nedir? İhtisastır yani. Gulam-ı Zeyd'in de gulamın Zeyd'e ait olduğunu, Re'sü Zeyd'in de Zeyd'e ait olan baştan bahsettiğini, seyyaratü fulanin fulanın arabası derken ne vardır izafette? Asıl mana nedir? İhtisastır. Şimdi izafet buradaki terkib la eba lehu, la gulamey lehu terkibleri muzafa ne yapmıştır? Muzaf değildir ama muzafa aslı manasında müşarik olmuştur. Yani eba muzaf değil, gulamey muzaf değil ama muzaf muamelesi görmüştür. Peki niçin bu muameleyi görmüştür? Teşbihen lehu bil muzafi, muzafa benzettik bunu. Niçin muzafa benziyor? Li musharaketihi lehu. Muzafa müşabihtir bu. Müşareketihi, bu la'nın ismi müşariktir. Lehu muzafa fi asl manahu. Muzafın asıl manasında. Muzafın asıl manası muzaf olması bakımından nedir? İhtisastır. Acaba anlaşıldı mı razı arkadaşlar? Bir daha anlatayım, tahtada anlatayım size arkadaşlar. Diyor ki, la eba lehu, la gulamey lehu. Burada bu muzaf değildir. Bu da muzaf değildir. Ama muzaf muamelesi görmüştür. Muzaf muamelesi gördüğü için la eba lehu oldu. La gulamey lehu oldu. Muzaf muamelesi görmeseydi nasıl olacaktı arkadaşlar? La ebe lehu. La
Gulameyn lehu olacaktı. İkisi de mebni olacaktı. Alâ mâ yusabu bih mebni olacaktı. Doğru mu? Peki neden bu muzaaf muamelesi görmüş? Limuşâreketihi ilanın ismi ortaktır. Lehu muzaafa. Nerede? Limuşâbeti lehu. Ona benzediği için. Niçin ona benzemiş? Limuşâreketihi. Bu isim ortaktır. Limuşâreketihi. Bu isim ortaktır. Neye? Lehu muzaafa. Muzaafa, muzaaf olması haysiyetinden ortaktır. Nerede? Limuşâreketihi. Ona ortak olduğu için fi aslı manahu, asıl manasında. Muzaafın asıl manası nedir? Muzaaf olması bakımından. Muzaaf, muzaaf olması bakımından ne ifade eder? İhtisas ifade eder. Anlatabildim mi ya? Gulam-ı Zeyd'in misalinde olduğu gibi. Efendim, peki burada da ihtisas var mı? Lam ihtisası için, lam ihtisası içindir. Burada da ihtisas olduğundan da lam ihtisas olması bakımından asıl manada, yani ihtisas manasında muzaafa benzemi ortak olmuştur. Ortak olunca benzedi. Benzeyince burada benzerlikten dolayı muzaaf muamelesi gördü. Anlaştık mı arkadaşlar burada? Kafasına yatmayan var mı? Söyle Mesul'üm. Bir daha söyle. Muzaafın muzaaf olması bakımından asıl manası ihtisastır. Ne demek ihtisastır? Mesela kalem-u mes'udin dedik, izafet yaptık. Burada kalem sana mahsustur. İzafet bu, yani muzaaf, muzaaf-ı ileyhe mahsustur. Muzaaf, muzaaf olması bakımından, yani kalemin sana muzaaf olması bakımından ne ifade eder bu terkip? İzafet, ihtisası ifade eder. Peki ihtisas manası la ebalehu de var mı? Lam ihtisas içindir. Var. O zaman burada muzaaf olmadığı halde muzaafa benzemiş. Muzaafa benzeyince niçin benzemiş? Çünkü ihtisas manasında ortaklıkları var. Efendim, dolayısıyla burada muzaaf muamelesi görmüş bundan sebep. Arkadaşlar, bu terkip la ebelehu ne demektir? Evvela ona dönelim. Burası da şimdi lazım bize. La ebelehu ne demektir? Ne için kullanılır? La ebelehu normalde arkadaşlar bir insanın, affedersin, piç olduğunu ifade etmek için kullanılır. La ebelehu babasızdır. Babası yok, piçtir yani. Bu şu manasında değildi, şu manada değildi. Yani babası var da öldü, mevcut değil, piyasada değil anlamında değil yani. La ebelehu, babasız bu. La ulameylehu, hiç onun üyesi yoktur. İki kölesi hiç olmamıştır. Şimdi burada arkadaşlar nefy edilen nedir? Ebin tamamıdır. Yoksa burada yani babası mevcut değildir. Babası var da mevcut değil, ölmüştür falan manasında değil yani. Anlatabildim mi? Yani la ebelehu burada kullanılıyor. Şimdi diyor ki arkadaşlar biraz sonra diyecek ki la ebalehu muzaafa benzediği için caizdir. Yoksa muzaaf olduğundan dolayı değil diyor. Niye benzemiş? Asıl manada müşareket olmuş. Peki asıl manada müşareket olmasaydı caiz olur muydu? Olmazdı. Mesela diyor ki وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَجُزْ لَا اَبَا ف۪يهَا. Mesela bunun bir benzeri لَا اَبَا ف۪يهَا dersek bu fi ihtisas ifade eder mi? Etmez. Şu terkipte izafet aslında ihtisas ifade ederdi. Bu terkipte ihtisas manası gözüküyor mu? Gözükmüyor. O zaman la eba fiha caiz değil. La eba lehu caiz ama la eba fiha caiz değildir. Mesud'um, la eba fiha neden caiz değil? La eba lehu neden caizdir? Aradaki fark anlaşıldı mı? Beytullah anlaşıldı mı? Ya Yusuf Ali, fuhime? Evet. Seyyidü Sadat, anlaşıldı mı? Kim anlamadı? Tamam. Anlatayım sana. Şimdi İzafette asıl mana ihtisastı dedik. Orası anlaşılmış mıydı? İhtisası ifade eden burada lam var mı? Öyleyse burada izafet manası ile bunun ifade ettiği mana arasında bir benzerlik var. Burada da ihtisas var, izafette de ihtisas vardır. La eba fihada desek ki bunu muzafa benzettik. Muzafın manası neydi? İhtisas. Peki bu terkibde fihada ihtisas var mı? Buradaki lamın ifade ettiği ihtisası fiha ifade eder mi? Etmez. O zaman burada bunu muzaafa nasıl benzeteceğiz? Muzaafa benzetmek için ihtisas manası olursa benzeteceksin onu. Li müşareketi lehu fi aslı manahu. Asıl manasında
muzafa müşabih oluyor, ortak oluyor. Ama burada ortaklık yok yani. Niçin yok? Çünkü burada ihtisas manası yoktur. La eba fiha da fi zarftır. İhtisas ifade etmez. Dolayısıyla la eba fiha olmaz. La ebe fiha olur. La eba fiha olmaz. La ebe fiha olur. Ama la eba lehu olabilir. La gulameylehu olabilir. La eba lehu de muzafa benzetebiliyorsun. La gulameylehu de muzafa benzetebiliyorsun. Yani lam olduğu zaman benzetebiliyorsun. Lamın dışında, ihtisasın dışında bir şey ifade eden harf-i cer gelirse o zaman bu caiz olmuyor. Anlaşıldı mı kuyucuğum? Kuyudan çıktık mı? La eba lehu caiz, la gulameylehu caiz ama la gulame fiha caiz değildir. La eba leha affedersin, la eba fiha caiz değildir. Dedi ki biz bu muzafa müşabihtir dedik. Doğru mu? Li müşareketi lehu fi asli mana. Ve leyse bi muzafin. Muzaf değildir bu. Neden? Li fesadil mana. Mana fasıl olduğundan dolayı. Biz bunu muzaf yaparsak mana fasıl olur. Hilafen li sibebeyh. İmam Sibeveyh, İmam Halil, Cumhur-i Nuhat muhalefet ediyor. Arkadaşlar İmam Sibeveyh ismini zikrediyor ama sadece İmam Sibeveyh değil, İmam Halil ve Cumhur-i Nuhat, nahivcilerin çoğu burada izafet vardır diyorlar. Muzafa müşabih falan değildir, doğrudan doğruya muzaftır diyorlar. Ama İbn-i Hacib Hazretleri ne yapmıştır? Sibeveyh'in görüşünü tercih etmemiştir. İmam Halil'in ve Cumhur-i Nuhat'ın görüşünü tercih etmemiştir. وَلَيْسَ بِمُضَافٍ Bu muzafa müşabih olduğundan dolayı bu muameleyi görmüştür. وَلَيْسَ بِمُضَافٍ Doğrudan doğruya muzaf değildir. Sibeveyh'in, İmam Halil'in ve Cumhur-i Nuhat'ın iddia ettiği gibi ne değildir? Muzaf değildir. Onlar muzaf olduğunu iddia ediyorlar. Arkadaşlar Sibeveyh ve Cumhur-i Nuhat, İmam Halil diyorlar ki La eba lehu de. Eba ki eğer biz la ebe lehu demedik de la eba lehu dediysek buradaki eb kelimesi muzaftır. Hu muzafileyhtir. Lam zaten buradaki izafet bir mana lamdı. Lam tekit için gelmiştir. Yani la eba hu lam tekit için gelmiş. Zaten izafet bir mana lamdı. Lam tekit için gelmiştir. La gulamey lehu orada la gulamey idi. Lam ne için gelmiş? Tekit için gelmiş. Yani ulame-i kelimesi huya muzaftır, eba kelimesi huya muzaftır. Aradaki lam ne için gelmiştir? Tekit için gelmiştir diyor. Fakat diyor ki İbn-i Hacib Hazretleri böyle olursa li fesadil mana biz bunu kabul etmiyoruz diyor. Ya doğrudan doğruya muzaf demeyiz ona. Niçin kabul etmiyoruz onu? Şimdi arkadaşlar la eba lehu izafet olursa la eba hu la'nın ismi hangisidir? Ebadır. Hu da muzaf ileyhtir. O zaman buraya ne lazım? La'ya ne lazım? Bir haber lazım. Peki o zaman ne diyeceğiz? La ebahu mevcudun. La gulameyhi mevcudani. Doğru mu? Haber takdir edeceğiz ya. Efe alamede bir haber koyacağız ki olsun. La ebahu mevcudun. La gulameyhi mevcudani diye bir haber koyacağız. Peki o zaman mana ne olur? Babası mevcut değildir. Peki mevcut değildir yani ölmüştür. Veya kurumda yoktur. Başka yerdedir. Demiş olacağız. Doğru mu? Peki bu sözden kastedilen o mudur? Hayır değildir. Binaenaleyh eğer biz burada izafet var dersek lifesadil mana, mana fasittir. Bu yolu seçmemeliyiz. Ne söylemeliyiz? Hangi yolu seçmeliyiz? Efendim bu muzaf değildir. Muzafa muşabih olduğu için bu muameleyi görmüştür. Diyeceğiz. Diyor ki وَلَيْسَ بِمُضَافٍ Bu muzafa müşabihtir. وَلَيْسَ بِمُضَافٍ Muzaf değildir. Neden değildir? لِفَسَادِ الْمَعْنَى Kastedilen mana. Yani لَا اَبَ لَهُدَنْ Kastedilen mana لَا اَبَاهُدَنْ Kastedilemez. Aynı şey değillerdir bunlar. لَا اَبَ لَهُ Affedersin piştir anlamındadır. لَا اَبَاهُ dediğin zaman babası mevcut değildir. Ya ölmüştür ya piyasada yoktur anlamındadır. Lifesadil mana dedi yani kastedilen mana. La ebe lehu'den kastedilen mana ne oluyor? İzafet yaptığın takdirde aynı manayı bulamıyorsun. Mana bozulmuş oluyor. Tekit için gelmiş oluyor.
Yani muzaf ile muzaf ile arasında böyle bazen tekit amaçlı gelebiliyor. Tamam arkadaşlar. Ve yuhzefu hasfedilir. La'nın ismi kethiran. Çok kere hasfedilir. Nerede? Fî mithli la aleyke. La aleyke gibi yerlerde. Geçenlerde birisi telefonla aradı beni. Dedi hocam dedim Maksud'un şerhinde dedi bir kelime var dedi. İcihafen diyor. İcihafen. Anlayamadım dedi. İcihafen nedir? Şimdi burada Muğla Camii'de hemen diyor ki وَلَا يُحْذَفُ اِلَّا مَعْ وُجُودِ الْخَبَرِ لَا عَلَيْكَ de la'nın ismi hasfedilmiştir. Ama la'nın haberi varken hasfedilir. Yani haberi de hasfedilir. Hem haber hem isim hasfedilir olmaz. وَلَا يُحْذَفُ اِلَّا مَعْ وُجُودِ الْخَبَرِ لِأَلَّا يَكُونَ اِجْحَافًا. İcihaf noksan demektir. Yani böyle olmasa o zaman isim de yok, haber de yok. Ne var ya? Bir la vardır. İcihaf noksanlık manasındadır. Evet. Şimdi diyor ki arkadaşlar la aleyke gibi yerlerde yani la'dan sonra car mecrur haberi geliyor. Ne yoktur ortada? İsim yoktur. Bu gibi yerlerde la'nın ismi çok kere hasfedilir. La aleyke yani la be'se aleyke manasındadır. Size yarar diye şöyle bir bilgi hevesli olanlar için önemlidir arkadaşlar. Yani kavaidi öğrenmek isteyen, kafasında kodlamak isteyen insanlar için önemlidir. Yani bir gün karşınıza çıkabilir. Karşınıza çıktığı zaman çok yabancılamayasınız diye. Mesela şöyle ifade geçer. La kezeydin. La kezeydin dedik. Şimdi la kezeydin ne demektir? Burada ne var ne yok. Yani la aleyke gibi midir? Nedir bu? Bu ibarenin aslı nedir? Ne olabilir? Ne olmalıdır? İki türlü kaf var arkadaşlar. Bir misil manasında isim olan kaf var. Bir de teşbih manasında olan harf, harf-i cer olan ne var? Kaf var. Şimdi harf-i cer olan harftir ve cer eder. İsim olan muzaf olarak cer eder. Eğer kaf misil manasında olursa o zaman nedir? İsimdir. Buna göre la kezeydin ne demektir? La misle zeydin demektir. Doğru mu? O zaman ne demektir bu? La kezeydin la mislehu mevcudun demek olur. Doğru mu? Yani kaf misil manasında mislehu misle zeydin demektir. La mislehu mevcudun deriz. Burada neyi gizlemiş olduk arkadaşlar? La kezeydinde la'nın ismi mi hasfedilmiş, haberi mi hasfedilmiş? Hangisi hasfedilir arkadaşlar? Haberi hasfedilir mi? Çünkü burada la aleyke gibi değil, car mecrur değil. Diyoruz ki arkadaşlar, la kezeydinde kafı ne yapabiliriz? İsim yapabiliriz. İsim yaptığımız zaman buradaki kezeydin ne olabilir? La'nın ismi olabilir, haber hasfedilmiş olur. Başka olabilir mi? Haber de yapabiliriz onu, o zaman ismi hasfedilmiş olabilir. Şimdi bakın, la kezeydini, la mislehu mevcudun diyebilirsiniz. Şöyle de tefsir edebilirsiniz. La kezeydin, la ahade kezeydin. Eğer la ahade kezeydin takdir ederseniz, yani la ahade misle zeydin takdir ederseniz nesini hasfetmiş olun? İsmini hasretmiş olur. Demek ki arkadaşlar la kezeydin ibaresi karşımıza çıktığı zaman bunun tevilini, haziflerini ortaya çıkarmak için kafı ne yapıyoruz? Önce misil manasında alıyoruz. Kaf misil manasında olunca la mislehu ya misle ya la misle zeydin demektir. Peki bu terkipte ne düşüyor misle zeydin? La'nın burada ismin var, haberin var. Biz burada la'nın haberini hasfetmiş olabiliriz. La misle zeydin mevcudun. Zeydin benzeri yoktur demektir. Veya la'nın ismini hasfetmiş misle haber olmuş olabilir. La ahade
hiçbir kimse yoktur. Ne gibi? Misle Zeyd'in, Zeyd gibi kimse yoktur demiş olabiliriz. Biz buradaki kafı harf misil manasında değil de doğrudan doğruya harf yaparsak o zaman kesinlikle şu karşımıza çıkar, başkası olmaz. Yani isim hasfedilmiştir. Yani la aleyke gibi olmuş oluyor. Car mecrur olunca isim hasfedilmiş oluyor. Car mecrur değil de muzaf muzaf, yani car derken yani harf-i ceri kastediyorum. O zaman sadece ve sadece kaf harf-i cerdir dersen la ahade kezeydin anlamında olmuş oluyor. Arkadaşlar haberu ma vela el müşebbeheteyni bileyse. Burası kolaydır, biraz hızlı okuyacağım. Leyse'ye benzen ma ile la'nın haberi. Leyse'ye benzeyince ma ile la, leyse gibi amel edecek. Leyse nasıl amel ederdi? İsmini fiil nakıstı, değil mi? İsmini nesb ederdi, haberini ref ederdi. Yani uyanıksın değil mi? İsmini ref ederdi, haberini nesb ederdi. Bu leyse'ye benzen ma ile la da onun gibi amel ederler. Huvel müsnedü ba'de duhulime, bu tariftir. Ve hiye lügatun hicaziyetun. Yani la'nın haberinde amel etmesi Hicazi bir lügattir. Yani Hicazlar bunu amel ettirir. Allah Allah, Celil-i Cebbar, Mu'in-i Settar, Halik-ül Leyli ve Nehar. Arkadaşlar, yani Hicazlar bunun haberinde mi amel ettiriyorlar? İsimde başkaları mı amel ettiriyor? Nasıl oluyor yani? Güzel. İsmi zaten merfudur. Yani haberin mensup olmasını kim yapıyor? Hicazlar yapıyor. Diğerleri zaten dümdüz yapıyorlar. Yani Hicazların dışındakiler ismini de merfu, haberini de merfu okuyorlar. Tamam mı? O zaman muhteda haber diyorlar. Yani ne yapmıyorlar? Ma ile la'ya amel ettirmiyorlar. Niçin burada sadece haber kısmını söyledi? Çünkü Hicazlar ma hâdâ beşerâ diyorlar. Ma hâdâ beşerân diyorlar. Yoksa onların dışındakiler ma hâdâ beşerûn diyorlar. Tamam. Yani burada sadece haber kısmını Hicazlara tahsis etmesi zaten isim kısmı merfudur. Kabul etsen de amel ettiğini söylesen de söylemesen de nedir? Merfudur. Eğer amel etti diyorsan ismi olarak merfudur. Amel etmedi diyorsan mübtede olarak merfudur. Peki وَاِذَا زِيدَتْ اِنْ مَعَمَا. Şimdi ma leyseye benzen ma'dır. Bu in zayid olabilir ama la ile zayid olmadığı için ma ile dedi onu. Yani şimdi leyse benzen ma ile la bir in-i zayide gelirse ikisine gelmez ki. Ma in denir de la in denmez yani. İn-i zayide nerede gelir? Ma'da gelir. Diyor ki وَاِذَا زِيدَتْ اِنْ مَعَمَا. Ma ile in ziyade olursa yani ma in olursa evin takadan nefyu bi illa veya ma zeydun illa diye ileride illa gelerek ne yapıyorsa illa nefili bozuyorsa evin takadan nefyu bi illa ma zeydun illa kaim gibi ev takaddemel haberu veya haber isimden önce gelirse mesela ma zeydun kaimen diyecektin. Ma kaimun zeydün dedin. Haber öne geldi. Bütün bunlarda batalel amelü, amel batıl olur. Demek ki leyseye benzeyen ma ile la'da nefilik illa ile bozulursa veya haber isimden önce gelirse veya in-i zayide gelirse ki in-i zayide ma'da olur, la'da olmaz. Amel bozulur. Yani arkadaşlar leyseye benzeyen ma ile la'ni zaten uğraşa Hicazlar amel ettirdiler onu. Çok güçlü amel olsaydı öbürleri de amel ettirirlerdi onu. Ameli zayıf olunca işte İn gelirse araya girerse yetmiyor, nefesi yetmiyor amel etmeye. Nefilik illa ile bozulursa zaten bu leyseye benzediği için amel ediyor. Nefilik illa ile bozulunca leyseye benzer tarafı kalmadı. Takdim ederse ameli zayıf olduğu için ne olmuyor? Takdim edince gücü yetmiyor amel etmeye. Tabii. Ve izâ utife aleyhi. Şimdi ma ile la'da, ma ile la'nın haberinde amel edebilmeleri için nefilik illa ile bozulmayacaktı. Doğru mu? Peki nefilik illa ile bozulmadı ama la'nın mensup olan haberine
la'nın. Mesela ma zeydün kaimen dedik. Doğru mu? Ma zeydün kaimen dedik. Eğer ma zeydün dedikten sonra illa ile bozulsaydı kaimeni nasip edebilecek miydi? Edemeyecekti. Ma zeydün kaimen de amel etti. Şimdi kaimen üzerine ne yaptık biz? Nefili bozan bir atıf harfiyle beraber atıf yaptık. Bu matufun durumu ne olacak? Yani ma kaimende esaleten o nefilik bozulan matufta teben amel eder mi? Diyor ki ve idâ utufe aleyhi ma ile la'nın haberleri üzerine atıf yapılsa bi mucibin kelamı müsbet yapan bi mucibin müsbet yapan bir atıf harfiyle beraber mesela bel ve lakin kelimeleri. Değil mi? Lakin ne yapar? İki zıt cümle arasına girer. Birisi müsbet olur, birisi menfi olur. Ma kabli menfi ise lakin ne olur? Müsbet olur. Ma cani zeydün bana zeyd gelmedi, lakin amrun, fakat amr gelmedi denmez. Fakat amr geldi olur yani. Mesela ma zeydün mukimen bel müsafiren diyebilir miyiz? Ma zeydün mukimen, ma ne yaptı? Zeyd'i raf etti, mukimeni nasb etti. Şimdi bu mukimen üzerine nefili o mukimene teveccüh eden manın nefiliğini bozan bel ile atıf yapsak bel müsafiren mukimen bel müsafiren diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Yani ma burada ne ameli yapamaz? Nefilik bozulduktan sonra hala leys amelin yapamaz. Ve ma amrun kaimen lakin kailun. Şimdi ma amrun kaimen dedik. Ne yaptı? Ma amrun da amel etti. Kaimen kelimesi nesidir onun haberidir. Lakin kaiden diyebilir miyiz? Ma amrun kaimen lakin kaiden olmaz. Lakin kaidun olur. Çünkü lakin ne yapmıştır burada? Ferraf'u. Burada sadece rafi yapılır. Yani burada matufun hükmü nedir? Sadece merfu olmaktır. Çünkü burada ne olmuştur? Nefilik illa ile bozulmuştur. Geldik arkadaşlar, mamulü merfu bitti, mamulü mensup bitti. Sıra geldi mamulü mecrura. Mamulü mecrur da bize taze bilgiler elbette verecektir. Ancak ana ilke olarak baş tarafta derslerimize geçmişti hatırlararsanız İbn Hacib'e göre merartu bi zeydin de muzaf kabul edilir. Doğru mu? Yani harbicer varsa onu da bir muzaf kabul ediyor onu. Burayı bilelim. Bu da yani terim olarak karşımıza çıktığı zaman yabancılamayız ama genel bakışa terstir bu. Yani genel terkiplerde ne olmaz? Buna muzaf denmez yani. Ağırlıklı bir görüş değildir. Cumhur-u nühatın görüşü değildir. Ama bu bilinmesi lazım. İbn-i Hacib'in görüşü. El-Mecrurat huve tarifini yapıyor. Meştemel ala alemil muzafili. Muzafili alametine şamil olandır. Muzafili alametinden neyi kastediyor arkadaşlar? Cer alametini kastediyor. Çünkü ona göre meratü bi zeydindeki bi zeydin nedir? Muzafilihtir. Cer alametini kastediyor. Cer alameti de neydi arkadaşlar? İrabi harflerle olanlar. Müfred Musarif'te kesreydi. Gayr Musarif'te fetheydi. Cem Önneselim'de zaten kesreydi. Ama tesne istihane ve zamire muzaf olanlar da yaydı. Cem Müzekir Salim'de yaydı. Esma-i Sitte'de neydi? Orada da yaydı. وَالْمُضَافُ اِلَيْهِ Muzaf-ı ileyhi nedir? Şimdi arkadaşlar, normalde izafet dediği zaman bu merat-ü bi zeydin gibileri de kastediyor ama şimdi burada وَالْمُضَافُ اِلَيْهِ dediği zaman nahifciler arasında meşhur olanı tarif ediyor. Mesela şimdi buna göre merat-ü bi zeydindeki bi zeydini tarif etmiyor. Anlatabildim mi? Neyi tarif ediyor? Ulam-ı Zeyd'indeki Zeyd'ini tarif ediyor. Mamul-ü Mecrur'u okuyoruz ya şimdi biz. Ulam-ı Zeyd'indeki Zeyd'i tarif ediyor. Vel mudâfu ileyh. Yo, bir dakika. Ve huhâne gayrıma. Buradaki muzâf-ı ileyhten baksın bizim nahivcileri meşhur olan şey değil. Ters dedim ya. Affedersiniz. Yani bizim bildiğimiz muzâf-ı ileyh Ulam-ı Zeyd'indeki Zeyd'in ya. Bunu burada anlatacağım muzâf-ı ileyh Ulam-ı Zeyd'indeki Zeyd değil sadece. Merat-ü bi Zeyd'in de buraya giriyor. Çünkü burada nahivcilerin geneline farklı bir bakış ile izafete bakmış oldu. Binaenaleyh muzafileyi tarif ederken
bizim bildiğimiz meşhur nahivcilerin muzafilehin dışında bir muzafilehi tarif ediyor. Zaten tariften de anlaşılacak şimdi. Küllü ismin her isimdir ki, mesela Ulam-ı Zeyd'indeki Zeyd gibi, Meratübi Zeyd'indeki Zeyd gibi, nüsbe ileyhi şeyin, ona bir şey nispet edildi, bi vasıdati harfil cerri, harfil cerri vasıtasıyla, lafzan ev takdiren. Yani mesela Meratübi Zeyd'inde lafzan harfil cerri vasıtasıyla oldu değil mi? Ulam-ı Zeyd'inde Ulam-ı Zeyd'in idi. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Fakat burada şöyle bir şey vardır. İzafet-i lafzıyı almadı işin içerisine. Çünkü izafet-i lafz edeni yok, harfi lafz da yok, takdiren de yok. Doğru mu? İşte bazıları izafet-i lafziyede de böyle suni tohumlamayla bir harfi cer manası oluşturmaya çalışırlar ama izafet-i lafziye ne yapmaz? Lafızdaki takfifliğinin dışında bir şey ifade etmez. Dolayısıyla burada hani harfi cer vasıtasıyla deyince meratü bizeydin gibileri kastediyor. Takdir lafzan dediğinde, takdiren dediğinde de neyi kastediyor? Ulam-ı Zeyd'in gibileri kastediyor. Efendim muraden, harf-i cer mukadderdir ama muraden, murad olduğu halde. Yani amel bakımından murad olacak. Neyi kastediyor arkadaşlar? Mesela Ulam-ı Zeyd'inde, oradaki harf-i cer mukadderdir ama amel bakımından murattır. Ulam-ı Zeyd'in diyor. Bunun için söyledi biliyor musun? Evet. Mesela sumtu şehre Ramazan'a dediğin zaman orada mukadderdir harf-ı cer. Doğru mu? Darabtu Zeyd'in te'dibende litte'dibiydi. Harf-ı cer mukadderdir. Ondan bu muzaf diyormuş. Yok. Onun için muraden dedi. Yani amel bakımından murad olsaydı te'diben demezdik. Te'dibin derdik. Sumtu şehre Ramazan'a demezdik. Ne derdik? Şehri Ramazan'a derdik. Anlatabildim değil mi arkadaşlar? Yani harf-i cer bildiğimiz izafetle mukadderdir ama muraden amel bakımından murattır. Muraden evet min haytul ameli. Yani cer eseri burada Ulam-ı Zeyd'inde harf-i cer'in eseri olan lam, lam'ın eseri olan cer Zeyd'de vardır ama nerede yoktur? Darabtu Zeyd'in te'dibende ameli murat değildir. Sumtu şehre Ramazan'ında ne değildir? Vaktar Musa kavmuhu de min kavmihi. Orada murat değildir. Ondan ihtiraz etmiş oldu. Fet takdiru harfi cerin mukadder olması şartuhu en yekunel muzafu ismen. Muzafı ne olacak? İsim olacak. Öbüründe fiil de olabiliyordu değil mi? Harfi cer lafzan olduğu zaman fiil olabiliyor muydu? Merati biz dediğinde fiildi ya. Demek ki buna meratü bi zeydine ne diyor? Bi zeydine muzaf ile ekliyorsa meratüye de ne diyor? Muzaf diyor. Evet arkadaşlar. Fettakdiru şartu en yekûnel muzaf ismen. Bir defa isim olacak bir. Mücerreden anhu. Anhu mu an temin? Mücerreden? Anhu yok mu orada? Mücerreden tenvinuhu. Yani gelin benimkini de düzeltelim, sizinkini de düzeltelim. Mücerreden an temini diyelim. Ben de zamiri kaldıralım, sizde de ani koyalım. Mücerreden an temini, teminde mücerret olmuş olacak olduğu halde. Temin veya teminin naibi değil mi? Yani bir kelime, mesela ulam muzaf olabilmesi için ulamun temin kalkacak. Ulamani muzaf olabilmesi için teminin naibi kalkmış olacak değil mi? لِأَجْلِهَا ne için kalkmış olacak? لِأَجْلِهَا izafetten dolayı kalkmış olacak. Başka şeyden, mesela derim اَلْغُلَامُ kalkmış temin ama elif lamdan sebep kalkmıştır. İzafetten sebep kalkmış olacak. لِأَجْلِهَا وَهِيَ izafet nedir? مَعْنَوِيَّتُنْ وَلَفْضِيَّتُنْ izafeti lafzı ve izafeti maneviye kısımlarına ayrılır. İzafet-i lafza, izafet-i manevi izahdan biliyorsun değil mi arkadaşlar? Zor değildir. Biraz okuyayım mı? Fel maneviyyet, izafet-i manevi nedir? Ne diyorduk arkadaşlar izahda hatırladığınız gibi? Bir, muzaf sıfat-ı kelime değilse kesinlikle izafet, izafet-i maneviyedir. Ulam, kalem gibiler nedir? Kesinlikle izafet-i maneviyedir. Bir, izafet, izafet-i maneviye olabilir.
izafeti manevi olabilmesin. Ya hiç sıfatı kelime olmayacak. O banko izafeti manevidir. İki sıfatı kelime olursa şayet mamulle muzaf olan sıfatı kelime olmayacak. Demek ki bir defa sıfatı kelime olmayanlar kesinlikle nedir? İzafeti maneviyedir. Sıfatı kelime olursa bakacağız. Orada amel etme şartları tutuyor mu, tutmuyor mu? Amel etme şartları tutuyorsa mamulüne muzaf olan sıfatı kelimedir. Amel etme şartları tutmuyorsa mamulüne muzaf olan sıfatı kelime değildir. Mamulüne muzaf olan sıfatı kelimeden başkadır. Öyleyse o zaman ne olur? İzafeti yine manevi olur. Eğer amel etme şartları tutuyorsa mamulüne muzaftır. Mamulüne muzaf olursa izafeti lafzı olmuş olur. İzafeti lafzı ile izafeti manevi arasında hüküm bakımından elbette çok fark vardır. Şimdi fel maneviyyete en günel muzafı gayre sıfatın. Sıfatın gayrisi olacak. Hangi sıfatın? Muzafetin ila mamulâ. Mamulüne muzaf olan sıfatın gayrisi olacak. Bu iki şey demektir arkadaşlar. Ya hiç sıfatı kelime değildir. Onlar banko nedir? İzafeti maneviyedir. Veya sıfatı kelime ise bakacağız. Mamulüne muzaf olan olmayacak. Mamulüne muzaf olup olmadığını nasıl anlarız? İzharda okuduğunuz gibi. Sıfatı kelimelerin ismi fail, ismi meful, bunların amel etme şartları vardı. Değil mi? Faillerinde, mefulü, bihlerinde amel etmenin şartları vardı. O şartlar tutuyorsa itimat edecekti değil mi? Mubtedaya habere, istifama, nefiye, harfü nefiye itimat edecekti. O zaman ne yapıyordu? Mefulü bihte amel edebiliyordu. Veya faal-i zahirde amel edebiliyordu. Burası yani bir izafetin lafziye veya manevi olduğunu sıfatı kelime olduğu zaman anlayabilmek için o sıfatı kelimenin amel etme şartlarını tutup tutmadığını anlamaktan geçer arkadaşlar. وَهِيَ اِمَّا بِمَعْنَ اللّٰهِ Ya بِمَعْنَا لَمْدِرْ فِي مَعْدَى جِنْسَ الْمُضَافِ وَضَرْ فَهُ Yani muzaf eğer cins değilse ve zarf değilse. Şimdi mesela ulam-ı zeydinde zeyd nedir? Cins değildir. مَخَاتَمُ فِضَّتِنْدَ Gümüş. Gümüş nedir? Cinsdir değil mi? O hatemun li fiddatin olmaz. Hatemun min fiddatin olur. Zarf olduğu zaman darbul yevmi, darbun fil yevmi olur. Zarf olduğu zaman bir mana fi olur. Cins olduğu zaman bir mana min olur. Bunun dışında bir mana lam olur. İmma bi mana lam fi ma ada cinsel muzafi ve zarfehu. Yani muzaf cins olmadığı ve zarf olmadığı yerlerde bir mana lam olur. Ve imma bi mana min fi cinsil muzafi muzaf cins olduğu zaman ve imma bi mana fi zarfihi muzaf zarf olduğu zaman darbul yevmi gibi darbun fil yevmi anlamındadır. Ve huve galilun bi mana fi olması nedir? Azdır. Nahvu gulamu zeydin ve hatimu fiddatin be darbul yevmi. Misalleri izaha gerek var mı arkadaşlar? Misalleri izaha gerek var mı? Ve tüfidü ta'rifen de ders kalıyor arkadaşlar.